Sevgili dostlar, sizlerden Fuji filmine video çekme konusunda oldukça soru aldım. Hepsinde elimden geldiği kadar yanıtladım ama fark ettim ki çok bölük bölçük sorular geliyor. Ve ben de çok bölük bölçük bir biçimde size bilgi veriyorum. O halde dedim ki bunların hepsini bir birleştirelim. Fuji film ile video çekmek içeriği yapalım. Fuji film ile video çekmek için nelere ihtiyacınız var? Bir, tercihen IBIS'li bir kameraya ihtiyacınız var. Ee, IBIS yok ise o zaman gimbal'a ihtiyacınız var. Olmazsa olmaz bir tripod'a ihtiyacınız var. Dış çekimlerde bir değişebilir. Yani variable ND filtre dediğimiz bir filtreye ihtiyacınız var. Kuvvetli ışıkta video çekebilmek için. Kayıt ses kayıtları için kaliteli bir mikrofona gerek shotgun olabilir, gerek lavalier mikrofon olabilir ve tercihen de bir ses kaydedicisine ihtiyacınız var. Bunlar cepte mi? Şimdi gelelim önce kameradaki ayarlarınıza. Nasıl ayar yapacağımıza bir göz atalım. Evet sevgili dostlar şimdi ayarları beraberce yapalım. Bunun için önce tabii ki gözlüğümü takmam lazım. Neye gireceğiz? Menüye gireceğiz. Menüde çekim modunuzu önce manuel ayarlayın. Paniklemeyin. Nedenini anlatacağım ben size. Hemen altındaki ayarınız 4K 2997 FPS olsun. Burada dosya biçiminizi iki seçeneğiniz var. Ee, H264 LPCM olabilir ya da MP4 H264 AAC. Eğer sizin bir XT4'ünüz varsa zaten buna MOV da ilave edebiliyorsunuz. E, ve H265 seçeneğiniz var ama ben açık söyleyeyim eğer çok kuvvetli bir bilgisayarınız yoksa zaten H265 ile uğraşmayın derim. E, buradan tekrar bu ayara gelelim. Buradan 16, 4K 16'yı seçtiniz, bunu seçtiniz. Eğer bilgisayarınızda dosya yüklemesiyle ilgili bir sıkıntınız varsa 100 megabit per second yetecektir size. Ama siz birazcık daha geniş dinamik aralıklı çekimler yapacaksanız o zaman de ben size benim tavsiyem 200 megabit per second yani saniyede 200 megabit veriye göre kaydetmenizdir. Ee, onun haricinde burada yapacağımız evet F-Log kaydını ben açıyorum sevgili arkadaşlar. F-Log kayıtta yapıyorum yaptığım kayıtlarımı. XT4'ünüzdeki ayarlarda elbette burası sadece size fazla imkan veriyor. 60 FPS'ye kadar da çıkabiliyorsunuz. Burada göreceğiniz gibi H265 seçeneği de var XT4'te ama gerçekten çok kuvvetli bir bilgisayara sahip değilseniz çok da tavsiye edeceğim bir format, bir kodek olmadığını söylememde fayda var. Ee, onun haricinde Long Bob ile All Intra arasında All Intra çok daha fazla yer kaplıyor. Long Bob'ta ben hiçbir sıkıntı çekmediğimi açık açık söylemem gerekir ama daha sinematik ve daha genişlerin yani alan kullanmak istiyorsanız ve daha yüksek kayıt istiyorsanız e, All Intra'ya geçecektir. Ee, onun haricinde F kaydınızı biliyorsunuz. Burada şeyden yapıyorsunuz. Burada değiştiriyorsunuz. Yani ikinci seçeneği tercih edin EFLO kaydınız için. Evet, gelelim IS moduna. Eğer ki şey üzerine yapacaksanız bunu gimbal üzerine yapacaksanız mutlaka bunu kapatmayı unutmayın. Ama onun haricinde IBISO iste bırakmanızı tavsiye ederim. Zebra'yı mutlaka açın ve Zebra ayarınızda daha önce söylediğim gibi 95'e getirin sevgili dostlar. Beyaz renginizi sakın şeyi ayarlamayın. Otomatiği ayarlamayın. İnanın bana bir tane sabit beyaz dengesi hatasını düzeltmek sürekli değişen beyaz dengesinin hatasını düzeltmekten daha kolay olduğu için hiçbir şey bilmiyorsanız dış çekimlerine gün ışığını ayarlayın. Ama eğer ki kelvin değerinizi biliyorsanız da kelvin değerinize göre ayarlayın. Şimdi onları da ben bilahare anlatacağım ben sizlere. Ama şimdilik buradan çıkalım. Burada şey ayarınızı aşağıda gördüğünüz gibi 60 FPS'ye göre ayarlamışım. Genelde ben video çekimlerinde F4'ün altına kullanmamayı tercih ediyorum. Ee, alan derinliği, net alan derinliğini çünkü manuel odaklama yapacağız. Manuel fokus yapacağımız için F4'ün altına tercih etmiyorum. Hatta ve hatta yerine göre daha da büyük F değerleri de kullanıyorum. Onlar bir ara geleceğiz. Pardon. Gelelim tekrar menümüze. En son buradan... Sevgili dostlar AF'ye gelelim. Odak tipinizi manuel fokusa getireceksiniz. Paniklemeyin dedim. Anlatacağım size nasıl ayarlayacağınızı. Şimdi sevgili dostlar dış ayarlarda FPS'nizi aşağı yukarı 30 FPS'yi ayarladığınız için enstantanenizi, enstantanenizi de 1 bölü 60'a getireceksiniz. Yani çok basit bir kuraldır. Hangi FPS'de çekiyorsanız o çarpı iken sizin enstantanenizdir. Onun haricinde F değerinize zaten ayarlamıştınız. F değerinin haricinde manuel olarak dış ışık ortamına göre de ISO ile telafi edeceksiniz geri kalanını. Ya da bununla. Karanlık ortamdaysanız ISO ile çok aydınlık ortamdaysanız da bu sefer elinizdeki ND filtre ile 3 ile 9 stopluk bir ND filtre, variable ND filtre tavsiye ederim. Herhangi bir marka vermeyeceğim. Birçok güzel bu konuda markalar var. Ucuz bir şey olmadığını biliyorum ama düzgün video çekmek istiyorsanız mutlaka ihtiyacınız olan şeylerden bir tanesi. Şimdi neden manuel odaklama? Çünkü aslında eğer alan derinliğinizi sabit olduğunu biliyorsanız kameranız da sabit çekimdeyse ki sabit çekimde bu işler çok kolay, çok daha kolay çünkü her şey kontrol altında. O zaman ona göre mesafeyi ayarlarsınız ve orada bırakırsınız. Bir problem kalmaz şu anda benim yaptığım gibi. Sevgili dostlar şimdi gelelim çekim modlarına. Eğer dahili bir çekim yapıyorsanız ve tamamen ışık, çekim ortamı falan kontrol altınızdaysa o zaman gördüğünüz gibi ışığınızı da istediğiniz kelvini ayarlarsınız. Kameranızdaki ayarları da ona göre yaparsınız. Işığınızın kelvin değeri neyse kameranızın beyaz dengesinde kelvin üzerinden o değere getirin. Mesela ben şu anda bu ışığı bu ışıkta 3400 Kelvin kullanıyorum. Niye 3400 Kelvin kullanıyorum? 5500 Kelvin de kullanabilirdim ama arkamda kullandığım ışık ortalama 3000 Kelvin, 3400 Kelvin değerinde olduğunu bildiğim için ve arkadaki ışık ortamına şu an ışık ortamının ısısına göre ayarlama yaptığım için o yüzden 3400 Kelvin'e getirmiş vaziyetteyim ve o şekilde çekim yapıyorum. Şu anda mesela ışığımı 5000 Kelvin'e ayarladım. Kamerayı da 5000 Kelvin'e ayarladım ama arkadaki ışığın fazla sarı kaldığını göreceksiniz. Dolayısıyla bu dengeyi muhafaza edebilmek için ortam ışık ilave ediyorsanız ortam ışığınıza daha yakın bir Kelvin değeri seçmeniz renklerde sizi rahat ettirecektir ve daha doğal bir ortam yaratacaktır. Evet sevgili dostlar şu ana kadar hep yaptığımız ve anlattığımız çekimler işin kolay kısmıydı. Sabit tripodta kontrollü ışık dahilinde bütün ayarlar ve sabit ile beraber. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Ama gelin dışarıda çekim yapalım. Öncelikle benim size tavsiyem ne olursa olsun beyaz renginize gün ışığını ayarlayın. Eğer dışarıda da profesyonel ışıklarla falan çekim yap yapıyorsanız o zaman başka zaten. Bambaşka bir dünya var ama normal vlog için ve ona benzer şeyler için beyaz renginize gün ışığını ayarlayın. Posta ...sonradan düzeltmek çok alay oluyor çünkü. Şimdi biraz da dışarı çıkalım. Dışarıda farklı senaryolarda hangi ayarları kullanabileceğinizi bir gözden geçirelim. Tamam mı? Sevgili dostlar dış çekime gelince mutlaka e, o var, variable ND filtreye ihtiyacınız var. Çünkü e, 1 bölü 60 enstantaneniz ve söz gelimi 5,6 e, diyafram değerinizi muhafaza ederek çekim yapabilmek için bu kadar güneşli olmayan bir günde dahi ayarlarınız ne yazık ki yetmiyor. Yetebilmesi için diyaframınızı artık neredeyse F22'lere falan getirmeniz lazım. Dolayısıyla bir ND filtre olması olmazlarınızdan bir tanesi. Şimdi hala ben şu anda manuel fokus ayarlı çekiyorum. Birkaç manuel fokus ayarı ile birkaç senaryo düzenleyelim. Diyelim ki geniş bir manzara çekimi yapacaksınız ve çekeceğiniz nesne herhangi bir nesne 5 metreden daha yakın değil. O zaman yapmanız gereken çok basit. Manuel olarak fokünüzü, fokusunuzu sonsuzluğa getirin. F değerinizi iPhone'a getirin. Ondan sonra bir tık geriye çekin ki o alan derinliğinden full bir biçimde istifade edin. Ondan sonra istediğiniz çekim yapın. Herhangi bir otofokus bozulması, herhangi bir makine hatası zaten olmayacaktır. Gazetecisiniz yakın mesafeden insanlar çekeceksiniz. çektiğiniz mesafe aşağı yukarı bellidir. Orada da yapmanız gereken yine F11, F13'lere getirip hani alan derinliğinizi genişleterek işte mesafeniz ne olabilir orada? 1,5 metre. Valla 1,5 bir, bir metreye getirirseniz o 13'lerde aşağı yukarı size 1 ile 2 metre arasındaki mesafeyi zaten net alacaktır. Ha, birazcık daha geniş alın. 2 metreye alın. F13 ile beraber o zaman 1,5 ile 2,5 metre arasında net çekim yaparsınız e, kalabalığı. Ama siz illa ki yani eğer otofokus kullanmak istiyorsanız ki kullanın yani bunda bir sıkıntı yok. E, orada da bir takım ayarlar var. Birazdan yine tekrar bilgisayar üzerinde daha doğrusu menü üzerinde göster göstereceğim ben sizlere. Evet sevgili dostlar e, AFMF'ye geliyoruz. Şuraya baktığınız zaman film AF kipinde çok alanlıyı tercih etmemenizde Fayda var çünkü çok alanlıyı tercih ederseniz eğer, hemen şuradan geri dönelim. Otofokus kontrolünü bütün ekranda tamamen kameraya teslim etmiş oluyorsunuz. O nereye isterse fokuslar ancak böyle e, yani tahminde bulunmasını isteyeceksiniz. Oysaki oysaki eğer ki film AF değişken AF olarak kare bir biçimde tutarsanız söz gelimi ortada tutsanız dahi en azından bilirsiniz ki karenin içindeki odağa girecektir, fokuse girecektir, karenin dışındakiler girmeyecektir. En kötü ihtimalle eğer ki otofokus istiyorsanız ekran üzerinden dokunarak da gerçekleştirebileceğiniz bir şeydir bu. Çok tavsiye etmemekle beraber manuel olarak ter, yani manuel olarak düzeltmeleri tercih ederim doğrusu isterseniz ama Afyi on yap, off yapalım öncelikle ha. Yani doğrudan doğruya şöyle yapmak sanki daha yumuşak geçişlere sebebiyet veriyor. Ama öyle ya da böyle bu şekilde ayarlayın. Onun haricinde son tavsiye edeceğim yüz göz tanıma için ayarı eğer ki aybiste tutacaksa daha doğrusu insan çekmeyecekseniz mutlaka kapalı tutun çünkü Duada hiç olmadık e, göze benzer şekilleri de göz aramaya meyillendiriyorsunuz ama eğer yüz göz tanıma açık olacaksa göz oto yerine daha yapışkan bir otofok istiyorsanız sağ göz ya da sol göz artık pozisyonunuza göre öncelik olarak tutarsanız daha da yapışkan bir otofoküse sahip olursunuz sevgili dostlar. O ayarlarla beraber de gerek göz takibi ben genellikle çok memnunum göz takibinden. Ee, ve eğer ki otofokus e, kullanacaksanız da doğru yerlerde doğru şekilde kullanmaya çalışın ama bir şeyi lütfen unutmayın. Biliyorsunuz bu makinalarda bir de AFC ayarları var. O AFC ayarlarından o otofokus geçişlerini yavaşlatabilir ya da hızlandırabilirsiniz. O sizin elinizdeki olaylar. Ama siz siz olun. Hangi çekimi yapacaksanız yapın. Ön hazırlığınızı yapmadan Birdenbire ben işte GoPro gibi çekeyim diyorsanız zaten bu makineler çok doğru makineler değil o zaman sizler için. Zebra ayarı çok önemli. Zebra ayarınızı daha önceki videolarda da mutlaka bahsettim. Mutlaka zebra ayarınızı açık tutun ve ayarını da %95'e getirin sevgili dostlar. O zaman böyle parlak alan ile gölge alan arasındaki farkları da düzeltmiş olursunuz. ...mümkün mertebe dış çekimlerde... ...F-Log'unuzu kullanın... ...ve posta sonradan arzu ettiğiniz gibi... ...o geniş dinamik aralığını... ...çok daha rahat kullanabilirsiniz... ...gerek işte Final Cut Pro gibi... ...ya da DaVinci Resolve gibi... ...ya da da Premiere gibi programlarda... ...istifade edebilmek için. Vallahi sevgili dostlar... ...umarım bu içerik... ...hoşunuza gitmiştir... ...ve beğenme butonunu hak etmiştir... ...elimden geldiği kadar farklı senaryoları da sizlere anlatmaya çalıştım. Fuji filminizde güle güle videolar çekin. Keyifli videolar çekin. Başarılı videolar çekin. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Huzurlu kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar. Müzik